Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Türk-Alman kitap ürünlerinden selamlıyorum sizi. İki tane kitap tanıtacağım bugün size. Bunlar gayet basit bir tanesi. A0 seviyesinde. A0 dediğimiz yani A1'in yarısı. Ki normalde geçen sefer de anlattığım gibi A1'de bile kelime haznesi olarak kitap yazmak zor ki bunlar A0 yapmışlar. Ve bu kitap ayrı bir seri. Robin Hood bir tane örneği. La Spiga yayın evi. Aslında İtalya'da kurulan bir yayın evi oluyor. Yine de kitaplarını Almanca seviyesinde en basit olarak çevirmişler. Bir tane hikaye Robin Hood. Robin Hood'u herhalde hepimiz biliyoruz. Ben hep aşağıda kitap tanıtımı yaptığım vakit bir Alman bana İnce Mehmet'i sorarsa ki nedir bu kitap? Ben hep derim ki İnce Mehmet, rahmetli Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i Türkiye'nin Robin Hood'udur. Yani sonuçta fakirlerden fakirleri destekleyen, yani zenginlerden çalan ama iyi niyetli çalan, fakirleri destekleyen bir hikaye kahramanımızdır. Kitabın içeriğine gelince, resimli bir şekilde yapılmış ve hikayeleştirilmiş. Şöyle göstereyim. Zaten sonradan kitabın detaylarına gireceğiz. Kötü zenginlerden alıp ve fakirlere veriyor dediğim gibi. Sonra çeşitli hikayelerde de oluyor bu kitabın içinde. Ellen diye bir müzikçiyle tanışıyor. Sonra kendisi birisine aşık oluyor. Aşk hikayeleri var. Sonra ama bütün zenginler de kötü değil. En sonunda zaten kral kendisini affediyor. Hırsızlıktan dolayı kitap resimlerle ancak anlatabiliyor. Yani bu bir tane Almanya'da biz buna komik diyoruz. Yani Tenten, Asterix vesaire. Türkçesi Red Kit, Almancası Lucky Luke. O şeye benzer hikayelerden. Arkasında da bir tane CD'si var. CD'de böyle kuru kuru birisi gelip de sadece kitabı okumuyor. Bir oyun şeklinde gibi yani çeşitli karakterlerden oluşan ve tek tek de sayfa sayısını da söylüyor ki bunu takip edebilirim. Dediğim gibi biraz çocukça kalıyor ama bayağı da zevkli oluyor. Hele hele A1'e 1 dediğimiz Almancalar için bayağı uygun bir kitap diye düşünüyorum. Ve sadece bir tane kitap değil, bu yine öbürkülerde de olduğu gibi bir seri. Çeşitli hikayelerden oluşan kitabımız. İkinci kitabımıza gelince Der Rote Baron. Der Rote Baron aslında bir tane film. 2008'de çevrilen bir film. Alman bir film. Der Rote Baron'un şöyle bir hikayesi var. The Red Baron. Yani bu bir uçak pilotu, çocukluğundan doğmuş, uçmayı çok seven birisi. Sonradan 1917-18'de olan Batı cephesinde savaşan, orada geçen bir hikaye ki bu aslında pilotluğu seviyor. Sporcu olarak da bakıyor bütün olaya. Böyle sanki harptaymış gibi hissetmiyor. Yani insanları öldürüyor sonuçta ya da bunun ciddiyetini ilk başta hiç anlamayan, sadece ve de çok dürüst aslında davranan birisi, vurulduğu vakit üstüne gidip de öldürmeye kalkmayan, sadece işte ben uçağı düşüreyim, ben daha iyisiyim gibilerinden, o zaman da ünlülük kazanmış bir adamın hikayesi. Adamın adı da Manfred von Rechthofen.
Manfred von Richthofen, von soyadın içinde varsa Almanya'da bir soylu aileden gelmek demek oluyor. Bir de şimdilik Almanya'da Freiherr'di bunlar. Freiherr'de İngilizce de olmadığı için İngilizler buna baron demişler. Ondan dolayı ve uçağı da kırmızı, der rote baron, yani the red baron diye korkuluyordu kendisi ve öyle tarihe geçmiş. İşte filmde, filmin hikayesi, yaralanıyor kendisi. Ondan sonra bir tane hemşireyle tanışıyor. O hemşireyle aşık oluyor. Ve hemşire aslında onun biraz gözlerini açıyor bu konuda. Yani burası ciddi, burası savaş. Sen gidip de böyle bir sadece sportif olmuyorsun. Arada da geçen, yani filmin çok da mesajı. Şimdi bu ünlülük kazandıktan sonra hükümet gidiyor ve bunu, bu genç çocuğu aslında kahramanlık oranını kendilerinin propagandası olarak kullanmak istiyorlar. Bunun da farkına varıyor, varmıyor, onu artık kendiniz seyredersiniz. Onu önceden anlatmak istemiyorum. Uçuşuna devam ediyor mu, etmiyor mu, o da filmi seyrettikten sonra, ki bu film Türkçe altyazılı da var eğer seyretmek isterseniz. Onu burada açık bırakıyorum. Sonuçta propaganda kullanmak üzere yani mesaj aslında o ki doğru dürüst savaşan birisini propagandada genç yaşında kullanmaya çalışıyorlar ve farkına varıyor mu, varmıyor mu? Bırakıyor mu uçuşu? Aşkına daha önem mi veriyor? Onu artık filmde seyredersiniz. Kitap işte bu filmin üzerine yazılmış. A2 seviyesinde, yine o Las Biga yayınevinde, yayınevinden anlattığım gibi, ki aslında filmle pek alakası olmayan bir şey. Sadece işte kahramanı almış. Ama kitapta daha çok uçuş tekniklerinin içine giriyorlar. Yani savaş tekniklerinin içine giriyorlar. Savaş aslında yani son... Bu propaganda olayını bu kitapta alıyor tabii ki. Çünkü en önemli mesaj kitabın, hikayenin olan şeyleri. Sonu çok farklı oluyor bu kitapta. Yine arkasında CD'si de var kitabın. Ve güzel olan şey de ilk sayfasında, bu genel bir informasyon şimdilik. Siz hangi seviyede neyi okumanızı yani hangi seviyede gramer olarak ne beklendiklerinizi burada kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bunun testleri hemen sayfaların yanında. Yani öbür kitaplarda olduğu gibi ilk önce hikaye bitip ondan sonra testler değildi. Bu bir sayfa, hemen yanında sorular soruluyor. Ki arkasında böyle tez de yazabilirsiniz gibilerinden sorular soruluyor. Onlar bana şahsen biraz A2 düzeyinde biraz az geldi. Ama o sizin tercihinize bağlı. Herkese iyi günler diliyorum. Biliyorsunuz Almanca kolay ve umarım kitaplarımızdan dolayı da çok daha kolaylaştırıyor. Görüşmek üzere.